Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere bir Poe test cihazından bahsedeceğiz. Aynı zamanda hem DC akımı test edebiliyorsunuz adaptörlerinizi, hem de Poe switch'inizden gelen kablonun düzgün çalışıp çalışmadığını test edebiliyorsunuz. Hepsini şimdi sizlere göstereceğiz. Öncelikle cihazdan bahsedelim. Cihazın markası Poe Checker diye bir marka. NF 488. AliExpress'te satılıyor. Şu an Türkiye'de farklı satıcılarda da olabilir. Artık nerede bulursanız uygun fiyatla oradan alabilirsiniz. Ürünün şu şekilde bir şey de var. Aydınlatması da var. Mesela karanlık ortamda merdiven altına girdiğinizde ışık yok. Bu şekilde karanlık ortamlarda da çalışabilmenizi sağlıyor. Yani telefonun flaşıyla uğraşmanıza gerek kalmıyor. İlk önce şu DC'nin girişinin nasıl çalıştığından bahsedelim. Şöyle bir motorumuz var. Bu motoru biz güce bağladık. Şimdi burada 12 volt 3 amperlik bir cihaz var. Şu adaptörü Adaptör. Bunu direkt elektriğe bağladık. Bunun şimdi DC out çıkışından çıkış alıyoruz ve motorun girişine bağlıyorum. Motor direkt geçişini yapıyor, elektriğin geçişini yapıyor cihaz ve motor çalışmaya başlıyor. Buradaki cihaz üzerinde de kaç volt current diyor, kaç amper ve toplamda kaç watt güç çektiğini gösteriyor. 12 volt güç çekiyor. 1 ampere yakında amper çekiyor. Toplam power da gösteriyor. Yani biz doğrudan cihazı, şu motoru örnek olarak çalıştırdık. Adaptöre bağlamadık. Direkt bu test cihazı üzerinden bağladık. Adaptör test cihazına bağlanıyor. 12 voltluk adaptörümüz. Cihazı da şu çıkış tarafından, Yani out kısmından bağladık. ne oluyor? Multimetre ile ölçerken de tabii ki bunu yapabiliyorsunuz. Araya paralel olarak bağlamanız gerekiyor ama burada multimetre cihazına ihtiyaç duymadan direkt böyle testinizi yapabiliyorsunuz. Yani aslında adaptörün düzgün çalışıp çalışmadığını, Tabii cihazın da onu göster. gerçekliğini, yani fonksiyonel bir alet olmuş. Normalde bunu bizim IT'ciler olarak amacımız Poe Switch'ten gelen kablonun doğru çalışıp çalışmadığını görmek. Şimdi kablo çekiyorum. Şöyle cihazımızın kutusu var. İçindeki aksesuarlar karşılıklı. Poe Switch'imizden bir kablo geliyor. Şimdi bu bir Poe Switch'ten gelen kablomuz. Cisco Poe Switch'ten geliyor. Şurada Poe test kısmına takıyorum. Şurada geri çıkıyorum bu menüden. Seçenekler var. Poe testi, kablo kontrolü. Poe testine geliyorum. Okey diyorum. Şu anda diyor Poe test, Poe'nin geliyor. Hangi kablodan kaç volt geldiğini gösteriyor. Okey bastığınızda Poe end span olarak 802.3 AF ve 55.7 volta kadar voltajını verebiliyor diyor sana. Üste hangi kablolardan 1, 2, 3 ve 6. kabloyu kullandığını, 4, 5 ve 7, 8'in boşta olduğunu şu an gösteriyor. Ket kablomuz üzerinde 8 Hani tane damar var. Poe'nin verildiği, gücün verildiği kısımlar. 8 damarın hangi damarından güç geldiğini gösteriyor. Bir de aksesuar olan şey var, çantası var. Şöyle aldığınız zaman. Bunların kimilerini ben yaptım, kimileri içerisinde vardı. Şöyle bir şey testi için, DC testi için ihtiyaç duyulabilecek bir kablo hazırladım. İki tane erkek. İki taraf erkek, evet. Şöyle bir parçaları var. Problem oldu. Şu şekilde bir test yapma ihtiyacı duyduğunuz zaman kablo testi. Bunları sadece 45 kısmından takabiliyorsunuz veya diğer kısımlardan takabiliyorsunuz. Testlerinizi atıyorum iki kablonun iki ucuna. Bunu da diğer kablonun diğer ucundaki iki kısma bağlıyorsunuz. Kabloyu testinizi yapıyorsunuz. Diğer işte diyelim bir cihazda Poe testi yapacaksınız. Switch'te hızlıca portlarını test edebiliyorsunuz. Veyahut farklı bir test yapmak istiyorsunuz. Burası RJ45 kabloların testini yapabilmenizi sağlıyor. Örneğin şu kablonun şöyle bir de diğer aparatı var. Şu Kablo. kablonun sonuçlarını görmek istiyorum. Bu kablo doğru düzgün çalışıyor mu? Bir yerde 50 yürüme de metre kablo diyelim. kalabilir. 100 metre kablo. 120 metre kablo. Kontrol etmek istiyorsunuz. Kontrole geliyorsun. Okey diyorsun. Okey'e basarak testi başlat diyor. Basıyorum. Birden 8. kabloya kadar hepsi çalıştığını gösteriyor. Şimdi burada çapraz atıyorum 2 3'e 3 2'ye gidiyorsa yanlış çakılmış bir uç vardır. Veyahut atıyorum ikinci damar bağlı değil. Turuncu beyaz turuncu. Turuncu bağlı değil. O zaman
bu ikiyi kopuk olarak gösteriyor. Ve siz de anlıyorsunuz cihazdaki kabloların hangisinde sorun var, hangisinde sorun yok. Bu şekilde test etmiş oluyorsunuz. Veya cross kablo da olabilir. Şu an kullanılıyor da var. Cross kablo da evet testini yapabiliyorsun. Hatta olacaktı şurada bir yerde cross kablo. Şimdi burada bir cross kablomuz var. Cross kabloyu bağlıyorum RJ45'ten. Diğer ucunu testerin diğer aparatına bağlıyorum. Geliyorum. Okey diyorum. Cross olarak çakılmış durumda olduğunu gösteriyor. Cross kabloyu da yanına çakıp çakmadığınızı böylelikle test edebilirsiniz. Evet. Ana menüsünde neler vardı bu şeyde? Poe kontrol vardı. Geri dönüyorum. Burada Poe menüsü var. Poe cihazların testini sağlıyorsunuz. Buradan geri dönüyorsunuz. Kontrol demiş. Bu bildiğimiz kablonun 8 damarını kontrol ediyor. Ve herhangi bir sorun olup olmadığını görüyorsunuz. Geri dönüyorsun. Power var. Bu power kısmı şuradaki DC in DC çıkış kısımlarını gösteriyor. Yanlış hatırlamıyorsam 35 volta kadardı. Test yapabiliyorsunuz. Geri dönüyorum. Loop. Loop'u kontrol ediyor. Herhangi bir sorunuz var mı diye. Burada da ayarları var. İşte dilini ayarlıyorsunuz. Ekranın ışığının ne kadar sürede söneceğini, açık unuttuğunuzda ne kadar sürede kapanması gerektiğini, ekranın kontrast değerini ve cihazın içerisindeki yazılımının versiyonunu görebiliyorsunuz. Bizim mesela test cihazlarında en çok sorun yaşadığımız şey, internetten 20 liraya, 30 liraya, belki 50 liraya test cihazı alıyorduk. Poe switch'e bağlayınca o cihaz bozuluyordu. Bu cihazların özellikleri Poe switch'in gelen balansında bulunuyor. Yani enerji geliyor ya kabloya. Tabii. Bunu yaşadım mı bilmiyorum ama bizde bayağı ya, Poe direkt Poe çalışan cihazlarda evet. Cihaz zaten direkt outporttan Poe'yi basıyor. Hı-hı. Ama kim akıllı cihazlarım var. Cihaz karşısındaki atıyorum bir kamera bağladın. Poe gereksinimi duyuyorsa Poe elektriğini sağlıyor. Değilse vermiyor. Değilse zaten Poe vermiyor. Atıyorum aynı switch'ten çıkan kabloyu bilgisayara da takabiliyorsun. Bir IP kameraya da takabiliyorsun. Evet. IP kamerada Poe elektriğini sağlıyor ama bilgisayarda normal bağlantını sağlıyor. Bizim bazı switch'lerde bozulmuştu cihazlarımız. Kablo test cihazlarımız. Bunda da toplamda 6 tane port var. Bir de LED'i var. Az önce DC out ve DC in portlarının ne işe yaradığını gösterdik. Poe test portlarını göstermiş olduk. Bir de burada loopback portuyla RJ45 portu var. Şu Poe test ikisi de aynı işi görüyor herhalde iki portta. Hatta ikisini de test edelim. Hatta birisi mesela Poe olarak buraya elektrik giriyor. Diğerinden elektriği alabiliyor muyuz? Az önce kaç volt çektiğini mi görüyoruz daha? Onu hiç denemedim. Hatta deneyebiliriz. Bakalım canlı canlı deneyelim. Ne olacak? Bir tane kamera bağlayayım. Bir saniye. Poe'ye gelen kabloyu taktık. Diğer portunu almayı deneyeceğiz. Şu an içeride Cisco TV'cimizden geliyor. Poe'ye çekiyoruz. Bu arada ürünün satışı ile ilgili şu an pek bilgimiz yok. İnternetten bakmak lazım. Biz sadece ürünün kullanımı ile ilgili böyle kamu yararına bir video yapalım dedik. İnsanları bilgilensin evet, diye. Kameraya elektrik geldi. Çok iyi. Yani bir portunu aldık. Kameranın üzerinden geçen belki de şey göreceğiz. Bak gördük abi. X'i 55.7 volt diyor. Acaba onun üzerinden şeyden mi kontrol ediyoruz? Geri çek. Bir önceki menüden mi kontrol ediyoruz? Poe'ye geldik. Kontrol okay diyorum. Direkt gösterdi. İkinci okey'e gerek kalmadı. End span'la çalışıyor diyor. 1.2 volt. 55.8 volt, 1.3 volt çekiyor diyor. Çok şimdi iyi. Bu kamerayı kapatalım. Karanlığa gelsin ve kendi infraredlerini yaksın. 1.9 watt'a geldi. 2 watt. Bu civarda çekiyor. O 3.8'lere çıktı. Evet, evet, evet. Yani ben bunu düşünmemiştim. Mesela infrared kameralarda infrared ışıklarını açtığı zaman kameralar her zaman çok daha fazla enerji harcar. O zaman şunu da diyebiliriz. Bir Poe switch'e trip yapmadan önce maksimum çekeceği enerjiyi düşünmek lazım karanlıkta. Mesela bir switch tabii bir IP kamera aldığın zaman gece karanlıkta bu infrared ışıklarını açtığında ne kadar enerji harcadığını hesap etmek lazım. Gün ışığında çektiği akım ile gece karanlıkta çektiği akım farklıdır kameraların. Biz yatırım yaparken mesela 1.7 diye hesapladık. Aslında 3 diye hesaplamak daha evet, zor. Hatta 3 ve 4'ü bulabiliyor IP kameralardaki. Gerçi 24 voltla en düşük voltaj olan switch ortalama 170 watt falan. Ya işte ona göre kaç kamera bağlayacaksan. Yani maksimum tüm portlarına kamera bağlasak bile kurtarıyor aslında da. Buna göre hesaplamak daha doğru olur. Tabii. Ya şimdi bir Poe switch'i illa kamera, şimdi bunları çıkarayım yavaş yavaş. İlla kamera bağlayacağım diye düşünmemek lazım. Sen ona
Poi ile çalışan farklı cihazlar bağlarsın. Atıyorum yarısına IP telefon bağlarsın. Çok daha az bir enerji sarfiyatı yapar. Veya bir kısmına çok daha fazla akım çeken bir kamera bağlarsın. Mesela kendi housing'i olan IP kameralar var. Bunun içerisinde ısıtması, soğutması, önündeki sileceği olan kameralar var. Bunlar haliyle gece vakti soğukta çekim, hani enerji çektiği zaman bir içerisindeki ısıtıcı bir direnç koyuyorlar. Rezistans görevi görsün diye. Bu housing'in içerisindeki ısıtıcı enerji çekiyor. Önündeki sileceği çalıştırıyorsun, o ayrı bir enerji çekiyor. Kameranın kendisi ve infrared ışıkları ayrı bir enerji çekiyor. Buna göre enerji sarfiyatının maksimumdayken harcadığı enerji baz alarak. Bu RJ45 portundan da kablonun çalıştığının diğer aparatıyla, ufak aparatıyla evet, ufak aparatıyla şöyle göstereyim bunu. Şöyle bir aparatı var yanında gelen. Loopback portu tam olarak ne işe yarıyor? Ya bizim networkçilerin bildiği cihaz loop'a giriyor mu diyorsun. Bunun testini yapıyor. Evet. Bir de şey olabilir mi? Kısa devre falan bulmaya yarıyor olabilir mi acaba diye düşündüm de ben. Sanmıyorum. Yani bu şekilde güzel. Yani kullanışlı bir cihaz. Yani elinizde olan basit cihazlardansa bu da orta seviye bir cihaz. Yani videoya göre bakıp karar verip ihtiyacınız varsa araştırıp buna benzer cihazlar temin edebilirsiniz. IT tarafında işinizi kolaylaştıracak bir alet. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.